Günaydın, merhaba, iyi akşamlar, iyi günler. Hepinize selam. Evet, önce bir resimle başladık. Bir zamanlar Avrupa ve dünya şütür, sanki bir uzay şehrini andıran yapılarla doluydu. Bütün dünya. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı derken bütün bu yapılar yok edildi. İlk görünüşte bir şey anlaşılmıyor ama dikkatli baktığınızda şu daireler yok mu? Bunlar Almanya'nın Birinci veya İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombalanan şehirleri. Ve şu karanlık bölümler ise ne kadar çok bomba yağdırıldığının göstergesi. Koblenz, bakınız, hemen hemen tamamı yok edilmiş, küçük bir bölüm haricinde. Tabii Almanlar da başka yerleri bombaladılar. O haritalarda da bu kadar yani yakınma, yıkma var. Kala kala 5-10 tane şöyle bina kaldı. Sadece Almanya değil tabii. Bütün dünyada aynı sistemi uyguladılar. Yaktılar, yıktılar, bombaladılar, yok ettiler. İnanılmaz bir uygarlık vardı. İnanılmaz bir uygarlık. Tabii uygarlık sonrası ortaya çıkan, yani geçmiş uygarlık sonrası ortaya çıkan karbon insanı görüyorsunuz yavaş yavaş. Devasa bir ayak izi. Burası çamur, bataklık. Adam bir basıyor ayağını, plop. Bu insanın boyunu düşünebiliyor musunuz? Bakın, bugünkü arazi, şu gördüğünüz yeşillikler işte ağaçlık, çalılık, çimen, öyle düşünün. Şu gördüğünüz çizgiler yol. Şurada gördüğünüz binalar, evler, yapılar. Ve şu ayak izine bakın. Sol ayak. Bir dinozor diyelim, öyle anlayın. Aslında bir timsah gibi bir canavarın sırtı. Dağcılar dağa tırmanıyorlar. Şu gördüğünüz hep uçurum. Sağ sol uçurum. Nerede benim resimlerim? Siyasal İslamcılar rüzgar ekti. Şimdi kasırga hasadı. İnsanoğlunun savaşı. Benim yaşadığım evde yaşayan birisi var. Buna çok benziyor. İnanılmaz bir şey. Plato, hani bizde Eflatun diyorlar. Bakın ne yazmış. Cocytus ve Styx'in terörü ve korkunç
yaptıkları korkunç şeyler. Hayaletler. Sahibi olmayan kölgeler. Yani senin bir kölgen var değil mi? Ağacın bir kölgesi var. Çiçeğin, her şeyin bir kölgesi var. Bu kölgelerin yani sahibi yok. Hayaletler, Styx ve Cocytus'un yaptığı zulümler diyelim, sahibi olmayan kölgeler ve onların geriye kalan bütün Tartarian varlığı diyelim, nomenclature, yani her şeyleri must vanish, yok olmalı. Bakın ne diyor. Yani bizden bir önceki uygarlık olan Germanyumlarla ilgili konuşuyor. Ne diyor bakın. Cocytus ve Styx'in zulmü, terörü yani. Ve korkuları, acıları yani bize yaşattıkları acılar. Hayaletler, sahibi olmayan kölgeler ve onların geriye kalan Tartar varlığı yok olmalı. Ve devam ediyor. Buna benzer, yani şu anlatılana benzer hikayelerin varlığının bir amacı var veya bir kullanımı var. Ama diyor bu tür hikayeler cephedeki asker için yani gıda yapmıyor ve yani yemek vermiyor. Karnımızı doyurmuyor demek istiyor. Evet bu hikayeleri biliyoruz. Evet Cocytus ve Styx'in yaptığı zulümler, bunların hayaletleri, bunların sahipsiz kölgeleri ve onların geriye kalan Tartar varlığı yok olmalı. Tamam. Evet ya buna benzer hikayelerin bir işe yaradığı belli. Ama askerlerin karnını doyurmadıkları apaçık. Her ne kadar diyor Homer diye bir yazar var biliyorsunuz. Homer'in kahramanlarına acısak da, onlara sempati duysak da, mesela Achilles veya Tetis'in oğlu. Bunlara ne kadar ağlasak da sızlasak da yani biz diyor ne kadar şu anlattıklarıma inansak da bunlara bir hayranlık duysak da kabul etmeliyiz ki bu anlatılan hikayeler bizi doyurmuyor. Evet anladık. Tartaria yok edilmeli. Tartaria yok olmalı. Must vanish. Tartaria. Neydi bu Tartaria? Tartaria bugünkü Rusya'daki bir bölge. Birkaç değişik yerde. Aynen bizim eski Türk krallıkları yok mu? 16 tane falan devlet kurmuşuz hesapta. İşte o devletler gibi birkaç yerde ismi beliren bir devlet, bir kültür, bir millet, bir ırk. Çok çok eski bir harita. Bu haritada bir ejderhayı gösteriyor. Mısır'a yakın bir yerden başlıyor, ta Fas'a kadar dev bir ejderhayı gösteriyor. Ejderhanın altında dev bir balığı gösteriyor. Eski bir harita.
Katalan Atlası'ymış adı. Katalan Atlası. 1373 veya 75. 1375'te çizilmiş. Bakın neyi gösteriyor? Ejderhayı gösteriyor. Gelin biz de görelim o ejderhayı. Görüyor musunuz ejderhanın boğazını? Bir nehir gibi devam ediyor değil mi? Şunlar da lüleleri. Hani lüle lüle saçların deriz ya işte. Lüle lüle saçları. Kanatlarını açıyor, görüyor musunuz? Şu kanatlara bakın, muhteşem. Ayakları sarkıyordu bir yerde. Nerede? Ayakları bakın. Gördünüz mü organik yapıyı? Ejderhanın ayakları işte. Sarkıyor. Kendisi uçuyor. Havada süzülüyor yani. Ne yapıyor? Buradaki bir balık var. Ölmüş bir balık. Onu yiyor. Yemeye çalışıyor. Yakıyor yani. Pişiriyor. Şu gördüğünüz siyahlık ise bu ejderha bir kimyasal püskürtüyor. Oksijenle karıştığında alev alıyor. Bu kadar basit. Ben size birkaç videomda, hatta bir videomda göstermiştim. Ateş, mermi atan, kurşun atan, kimyasal madde atan böcekler, arılar, ne bileyim, o tür hayvanlar. İşte koskoca bir ejderha. Aynen burada da göstermişler. Gördünüz mü eski bir haritada? Balığı bile göstermişler. Balık burada işte. Bu da yeni bilgi kirliliği için hazırlanmış bir düz dünya haritası. Kafamıza bunu sokmaya çalışıyorlar. Gerisini ise uzayla kaplamışlar. Oysa bu çukurun bir de dışı var, değil mi? Hani Tartarya yok olmalı diyorlar ya, demişler ya. Neden yok olsun Tartarya? Çünkü bakın, karbon insan dünyayı devralmış. Ufacık ufacık insanlar. Burası neresiymiş? Helsinki istasyonu, tren istasyonu. Buyurun, Germanyumlar. Bakın ne diyorlar? Dünyayı biz size hediye ediyoruz, armağan ediyoruz, size bırakıyoruz. Ne demişlerdi? Dünya şapşallara, aptallara miras kalacak. Evet, işte bakın ne güzel inşa ettiler. Ve burada da aynen elleriyle bize teslim ediyorlar. Buyurun.
şu gördüğünüz sonradan eklenmiş. Çünkü girişine bakın, ayna. Yani şu kısım sonradan eklenmiş. Asıl giriş bu kapıydı. Buyurun, germanyumlar. Bundan daha açık bir şekilde bu dünyayı biz size teslim ediyoruz. Bu dünyayı biz size veriyoruz, miras bırakıyoruz, size devrediyoruzun anlam, başka, haricinde başka bir anlam çıkartamıyorum ben. Açık, seçik, kesin ve net. Dünyayı bize bıraktılar. Aynen yazdıkları gibi, söyledikleri gibi, anlattıkları gibi. Finlandiya'daki Helsinki istasyonu. Bugün bakıyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ne diyor bunlar? Kim bunlar? Neyi anlatmaya çalışıyorlar? Ben şöyle binaları gördüğümde sanki uzay şehri görüyorum. Bizim insanoğlu böyle binalar yapmıyor şimdi. Bunların boyu da aslında gerçeğe çok yakın. Daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Demiştim ki, dünyada bize güç uygulayan üç tane güç odağı var. Bunlar demiştim, royal, papal ve federal demiştim. Royal, papal ve federal. City of London diye bir yer var. Yani Londra'ya geldiğinizde Londra'nın göbeğinde kendine bağlı, İngiliz devletiyle hiçbir alakası olmayan, İngiliz devletinin gücünün geçmediği bir şehir var. Bir bölge var, şehir. Derler ki city. Kısacası city derler. Royal yönetimin merkezidir burası. Royal, papal, federal. Yani kraliyet, yani din, yani asker. Din, para ve asker. Ordu. Germania İstanbul vardı. Nerede o? Germania'ya bakalım. Bu resimlerin çoğunu daha önce gördünüz aslında. Biraz önce gösterdiğim germanyumlardan, hani elinde dünyayı tutan, bize sunan germanyumlardan birini burada otururken görebilirsiniz, değil mi? İnsanoğlunun boyuna bir bakın arkadaşlar. Karbon insanın boyuna bir bakın. Böylesi muhteşem binaları biz niye yapalım yahu? Bir sorun kendinize. Yapamayız ki zaten. Bana göre sanki buhar fışkırtıyor. Aslında buhar değil de
bir çeşit metalik toz, bir element, bir değişik element nedir bilmiyorum. Onun tozuyla bir plazma yaratıyorlar. Bakın ne diyorum. Elektromanyetik plazma, yani kısacası o plazmayla bizim bugün video veya film olarak adlandırabileceğimiz sistemle görüntüleme yapıyorlar. Bakın, biz başka türlü yapıyoruz, onlar başka türlü. Bunlar element püskürtüyor, element tozu. İçeriden de elektrik, yani elektrik, evet, enerji. Ve bizim bir Türk, buyurun. Osmanlı Türk'ü. Kadıköylü müsün, nerelisin? Bu teknolojinin yanında poz veriyor. Ama burada en önemli detay, bu Türk bir mason. Atatürk'ün de aynı pozu var. Dünyayı bizim için bölüp, bölgelere ayırıp, devletler yaratıp, milletler yaratıp, başımıza dikenler biliyorlar. Bunlar masonlar. Türk ama mason. Bıyığını sevsinler senene. Gelmiş bir de böyle yukarı doğru kıvırmış. Kıvrık bıyık. Şunlar çok ilginç. Bunların içinden geliyor şey. Elementler. Element değiştiriliyor. Ne bileyim, yükleniliyor, arındırılıyor. Her neyse, her ne tür işleme tabi tutuluyorsa ondan sonra püskürtülüyor. Hristiyanlık dinine güneş dini diyorlar. Güneşe tapanların dini Hristiyanlık diyorlar. Ay'a tapanların dini ise Yahudilik ve Müslümanlık diyorlar. Yahudilik ve Müslümanlık, yani İslamiyet, Ay'a tapanların dini, Hristiyanlık ise güneşe tapanların dini. Ay'a ve güneşe tapanların savaşını yaşıyoruz. Müslümanlar Ay'a tapıyor. Onun için yeşil hilal İslamiyet'in sembolüdür modern dünyada. İslamiyet'ten önceki tanrıların şeysi, temsili. Bunu daha önce söyledim ama şimdi tekrar burada söyleme ihtiyacı hissediyorum. İslamiyet'in tanrısının adı nedir biliyor musunuz? Yani Müslümanların inandığı, takip ettiği Allah kimdir biliyor musunuz? Müslümanların inandığı, Muhammed'in takip ettiği, inandığı, taptığı Allah'ın adı Allah
Nanar Sen'dir. Allah Nanar Sen. Gördünüz mü hilal? Gördünüz mü hilal? Gördünüz mü hilal? İşte Müslümanların tanrısı. Allah. 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 Nanar Sen. Sina Dağı. Sina, Sina Dağı, değil mi? Sina Yarımadası, değil mi? Sina Yarımadası. Muhammed'in gizlice inandığı Allah işte bu. Allah Nanar Sen. Peki bu Allah Nanar Sen kimdir? Allah Nanar Sen bir Anunnaki'dir. Anunnaki. İyi bir tanrı. Fazla zulümkar olmayan bir tanrı. Bu doğrudur. Muhammed'in gizlice inandığı Allah gerçekte iyi bir Allah. İyi kalpli bir Allah. Ama babası korkunç birisi. Muhammed'in Allah'ının babası korkunç birisi. Ama Muhammed'in Allah'ının babası yok. Muhammed'in inandığı Allah iyi birisi. İşte bu. Allah Nanar Sen. İbni Sina. Sina'ya benzer. Sine benzer. Çünkü bu Allah'ı genelde Tanrı Sen olarak tanıtıyorlar. Onun için ismi unutuluyor. Tarihte kaybolmuş gitmiş Muhammed Allah'ı, Müslüman'ın Allah'ı işte bu. Peki bu nasıl oldu? Muhammed'in hocaları, öğretmenleri Yahudi'ydi. Yahudi keşişleri Muhammed'i eğittiler. Muhammed 44 yaşına kadar cahil birisiydi. Muhammed, Arap Yarımadası'na hakim olmak isteyen ama cahiliyet döneminde olan, yani cahil olan, yani okumaları yazmaları olmayan bir kabile. Bedevi çöl kabilesi. Yaşamlarını haydutluk, hırsızlık, yolsuzluk, haraç üzerine kurmuş bir kabile. Gelen geçen kervanları soyan, haraca tutan, haraç kesen, bazen öldüren, bazen yok eden bir kabile. İşte bu kabile Arap Yarımadası'na hakim olmak istiyor. O zamanın bütün bilginleri, okumuş yazmışları, okuyan yazanları Yahudi asıllı. Kendilerine birkaç Yahudi buluyorlar. Yahudiler anlatıyor bunlara, öğretiyor bunları. Derken Muhammed'e hoca buluyorlar. İki tane keşişi kaçırıyorlar, bir mağaraya hapsediyorlar. Diyorlar ki, bize bir kitap yazacaksınız. Bu yazdığınız kitabı da
Muhammed'e öğreteceksiniz. Ve Muhammed, Allah nannar sin öğreniyor. Allah nannar sin. Allah nannar sin kimdir, nedir? Türkçe yok mu burada? Peki Yahudi'ye gidelim. Yahudi'de görebilecek miyiz? Allah nannar sin kimdir? Babil ve Asur'da ay tanrısı olarak tapılan sin, Sümer mitolojisindeki Nanna'nın karşılığıdır. Kaderin tanrısı olarak da anılan Nanna, Enlil ve Ninlil'in oğludur. Nanna, Sümerce ışık veya aydınlatıcı manasına gelir. İsmini değişik şekillerde değiştirmeye çalışmışlar hep. Nanna, Sin, Allah. Nanna Sin, ay tanrısı Sin. Sümer mitolojisindeki büyük yedi tanrı demiş, onlardan birinin oğlu işte. Nanna Sin. Allah kimdir demiş. Cevap vermemiş, videolarda var. Uşaklarınıza okuyun. Herhalde Azeri bu arkadaş. Muhammed'in Allah'ının adı Allah Nannar Sin'dir. Ama tabii yıllarca bütün gerçekleri değiştirdikleri gibi Muhammed'in Allah'ını da yok ettiler. Kala kala bir Allah kaldı. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor derken aslında karakter olarak tanıyoruz. Hem Sümer yazıtlarındaki kişiliğine uygun, hem de Kur'an'daki kendi tanıtımına uygun. Gelin size kısa bir dökümenini yapayım. Yahve, Musa'nın tanrısı bu adam. Bu varlık. Yaşlı, sakallı ama kızgın birisi, acımasız birisi. Korkunç derecede acımasız, zalimin teki. Vuran, kıran, öldüren, diri diri yakan, vahşet, vahşinin teki. Korkunç bir tanrı. Hristiyanların tanrısı kişilik olarak yok. Ama İsa Allah'ın oğlu olarak takdim edilmiş. Bunun Allah'ı ise sevecen bir Allah. İngilizcesini yazayım. God of Christianity. Yani ya Hristiyanlığın tanrısı. Görüyor musunuz? Hristiyanlığın tanrısı sevecen bir tanrı, affedici bir tanrı. Yahudinin tanrısı gibi kıran, döken, öldüren, vuran birisi değil. Hristiyanın tanrısı sevecen bir tanrı. Bu Yahudinin tanrısı. Bu ise İsa'nın tanrısı diyelim. Sevecen birisi, yumuşak kalpli birisi, affedici birisi.
Müslümanın tanrısı ise yalvaran bir tanrı. Resmi yok, temsili yok. Aradaki fark şu, ben size şöyle anlatayım. Deseler ki, bize üç dinin tanrılarını tanıtır mısınız? Tamam derim. Yahve'nin, yani Yahudi'nin tanrısı zalimin teki. Tek kelimeyle diktatör. Musa'nın tanrısı diktatör. İnsanın tanrısı melek gibi, ha beni affedin diyor. Herkesi affedin. Kızgınlıkları affedin, nefretleri affedin. Müslümanın tanrısı ise yalvaran, dilenci bir tanrı. Dileniyor, yalvarıyor. Biz sizin için cenneti yaratmadık mı diye soruyor. Biz sizin için ağaçları, kuşları, hayvanları, çiçekleri yaratmadık mı diye soruyor. Neden isyan ediyorsun diyor. Yani bir tanesi diktatör, bir tanesi affeden, bir tanesi ise yalvaran bir tanrı. Muhammed'in tanrısı gördüğünüz gibi bir ihtiyar adam. Gençliğinde de sağlam savaşçıymış. Hep yalvarıyor. Biz sizin için şunu şunu yapmadık mı? Yani niye isyan ediyorsun diye yalvaran bir tanrı var. İsa'nın Allah'ı ise affedici. Yani her şeyden vazgeçmiş, affedin diyor. Bitti. Yahudinin Allah'ına gelince zalimin teki, acımıyor. Yakıyor, yıkıyor, öldürüyor. Evet, Müslümanlar aya tapanlardır. Hristiyanlar güneşe tapanlardır. Yahudiler de aya tapanlar. Yani Yahudiler ve Müslümanlar aya tapanlar. Aycılar. Hristiyanlar ise güneşçiler. Güneşe tapanlar. İkisinin de temelinde eski Mısır düşüncesi var. Yani Sümer değil. Mısır düşüncesi. Ay ve güneş üzerine inşa edilmiş Mısır mitolojisi. İkisinin de tam derinlerine indiğimizde ne anlayacaksınız? Ay sen ve benim için başka bir şey. Ay gecelerimizi aydınlatan, aylarımızı, yıllarımızı belirleyen bir varlık. Güneş ise hayatımızı organize eden, devam ettiren bir varlık. Tabii biz karbonuz. Güneşin ve ayın etkisi karbonlarda bambaşka, germanyumlarda bambaşka ve diğer elementlerde bambaşka. Ay ve güneş senin ve benim için bambaşka şeyler, germanyumlar için bambaşka şey, silikonlar için bambaşka şey. Aynen ay çıktığında denizlerdeki bazı hayvanlar ayın çıkmasını bekliyor veya dolunayı bekliyor. Tohumlamak için, yumurtlamak için, çoğalmak için, üremek için. Sen ve ben ayı beklemiyoruz. Sen ve ben günleri sayıyoruz. O da ay aslında, ay ve güneş ikisi de. Ama dediğim gibi senin ve benim için onların anlamı başka, bizden öncekiler için anlamı başka. Evet, geçmişte bir aycılar, güneşçiler savaşları yaşanmıştır. Ama senin ve benim anladığım şeyde değil, anlamlarda değil. Nedenleri bambaşka, temeli bambaşka.
eskiden yaşayıp ölmüş silikon canlıların kemikleri. Taşlaşmış silikonlar. Timsah sırtı gibi. Gelin bir tane yazalım timsah. Görüyor musunuz şu kemikli? Neredeydik biz? Aha bunlar. Amsterdam galiba burası. Amsterdam, evet. Görüyor musunuz? Bombalamadan önce orada olan eski germanyum teknolojisi. Yine yanımızdaki ufacık bina. Konser salonu yapmışlar hesapta. İnsanoğlu çöktü bu binaların üzerine. Yok dedi, burası benim dedem inşa etmişti. Burada dedem mızıka çalıyordu. Atıyorum. Dedem kaval çalmak için inşa etti burayı. Kardeşim bitti. Benim dedem çok zenginmiş. Kaval çalmak için, düdük çalmak için burayı inşa etti. Biz de inandık. Ya şu binayla şu yanındaki çöp kutusu gibi binalar, kibrit kutusu gibi binalara bakın, karşılaştırın. Karbon insanların küçüklüğüne bakın. Muhteşem binalar var. Devasa bir dünya devralmışız. Devasa bir dünya devralmışız yahu. Şuraya bakın, mikroplar gibiyiz. Dünyamız mezarlık. Şu çevremizdeki çukurlardan kıyamet kopunca kaçanlar bizim dünyamıza sığınmışlar. Tabii burada öldüler, dünyayı değiştirdiler, öldüler. Bizden önceki uygarlığın bıraktığı korkunç, muhteşem binalar. Germanyumlardan bize kalan binalar. Belki de bu da onlardan birisiydi. Neresi burası? Hamburg. Görüyor musunuz? Arkada saklı. Türkiye orası. Küçük Paris demiş. Neresi burası? Nişantaşı. Burası hangi cami? Şuraya bakın.
Yani sizin aklınızı alıyor mu yani? Bunun anlamı nedir? Neden böylesine büyük yaptılar bu girişleri? Yani bugünkü dizayn mantığına uymuyor değil mi? Ne demiş burası? Nerenin polis merkezi? Görüyor musunuz bir bina? Türkiye'mizde petrol çıkmıyor. Yeraltı kaynakları çıkmıyor. Biraz altın var, biraz gümüş var, biraz bilmem bor var, bir sürü anlatıyorlar. Ama bir şey çıkmıyor. Niye çıkmıyor kardeşim? Binlerce senedir çıkmamış, bundan sonra çıkar mı? Çıkmaz tabii. Niye çıkmaz? Çünkü bizim Türkiye'miz bunun kuyruğu bitti. Timsahın kuyruğu bizim Türkiye'miz. Türkiye'miz bir timsahın kuyruğu dostlarım. Bu bir kuyruk. Dünya isimli mezarlıkta ölen bir silikon canlının kuyruğu. Bu da onun bel kemiği. Her tarafı cami resimleriyle doldurmuşlar. Her şeyi cami yapmışlar. Acaba burada ne yazıyor bilmek isterdim. Arapça yazmış. Arapça mı? İşte bu ejderin kuyruğu. İşte ejder. Bir gözü ikiye ayrılmış. İkinci gözü sapasağlam. Burun kemiği. Burun ucu, ağzı, sakalı, çenesi. Boynu kırılmış. Birileri boynunu kırmış hayvanın. Şimdi anlıyor musunuz neden bu uzak doğu toplumları ejderhaya tapıyor? Gelin yazalım şuraya. Uzak doğu toplumları neden ejderlere tapıyor diyelim. Evet, bize yanlış şey veriyor. Şey yapalım. Ne yazalım? Çin ejderi yazalım. Buyurun. Çinlilerin taptığı ejder. Bakın dünyada kaç tane ülke ejderhayı bayraklarında kullanıyorlar, kültürlerinde kullanıyorlar.
Bu Galler dediğimiz İngiltere'de yaşayan bir toplumun ejderhası. Aynı zamanda Tartaria ejderhasına da benziyor. Neden var bu ejderler? Kültür olarak, kültür parçası olarak. Çünkü gerçekte yaşadılar bu ejderler. Bir de Afrika ejderi var, gösterdik size. Aa, dön. Başka yerlerde de var ejderler. Aha, bir tanesi daha. Akrep gibi bir ejder. İşte gözü. Bakın, yüz yuvarlak. Yok, şurası, özür dilerim. İşte burası. Göz burası. Şu gördüğünüz hesapta Yahudilerin Süleyman Tapınağı'nı yeniden inşa etmek için başlattıkları sürecin bir parçası. Bu bir gösteri için inşa edilmiş ama anlatıma göre bu tapınak tekrar inşa edildiğinde kıyamet kopacak. Yahudiler bunu bekliyorlar. Dünya siyaseti bunu bekliyor. Ne zaman bu Yahudiler Süleyman Tapınağı'nı üçüncü defa inşa edecekler, işte dünyamızda o zaman kıyamet kopacak. Erimiş dağla, erimiş gökdelenler. Bunlar mağara falan değildi. Erimiş gökdelenler, erimiş. Plazma kıyametinde erimiş. İnsanoğlu plazma kıyametinden kurtulmak için yer altına saklanmış. Karbon insanlar ve tanrı diye taptıkları Germanyumlar. Tabii bize bugünlerde bunu başka şeyler olarak anlatıyorlar. Kimisi Zeus diyor, kimisi Apollo diyor, kimisi başka şeyler söylüyor. Hikayeler değişik. Ama temelini biz biliyoruz, değil mi? Temelinde bambaşka bir elementten yaratılmış. Bu nedenle de bizlerden çok üstün, her şeyiyle daha büyük, daha ileri, daha akıllı, daha zeki bir uygarlık. Bunun aklından geçenleri bilmek isterdim. Aslında bazılarını biliyoruz, değil mi? Ne diyordu? Bunlar şapşallar diyordu. Bunlar küle dönüşecek olanlar diyorlardı. Bunlar meek. Bunlar karbonlar, yani 666'lar diyordu, düşünüyor. Bunlar diyordu canavar, yani pislik, yani yabani, yani vahşi. Öyle ya, bakın çırılçıplak.
Bazıları da sırf bunun gibi görünmek için şey takmışlar. Peçete. Ne diyoruz buna biz? Şalvar mı diyelim? Örtü mü diyelim? Etek mi diyelim? Karbon insan, çırılçıplak. Üzerindekini de sırf buna benzemek için, yani onu taklit etmek için ya giymiş. Şurada Germanyumlar var. Bizi izliyorlar. Onlar giyinmişler, gördünüz mü? Hanımları, bayanları giyinmişler. Sanki sirkte gibi şeyleri izliyorlar, karbonlar. Gelsin, yalvarsın, konuşsun, derdini anlatsın, bağırsın, çağırsın. Poland yazıyor, Polonya yazıyor. Bunu Polonya'da mı buldular acaba? Yer altında bir şehir. Kat kat. Düşünebiliyor musunuz? Germanya, dünya böyleydi bir zaman. Mısır piramitlerinde binlerce yıl önceden, bakın, telsiz yani kablosuz yani Wi-Fi yayınından bahsediyorlar, görüyor musunuz? Yıllar öncesinden. Bu bugünkü modern dünyada telsiz iletişimi demektir. Kablosuz iletişim yani Wi-Fi iletişim. Bu simgeyi gördüğünüzde internet var demektir örnek olarak. Sinyal var demektir örnek olarak. Ve gerçekte dünyamız böyle işte. Yani gerçekte derken şu yapıdan bahsetmiyorum. Sadece dünyamızı çevreleyen, çukurumuzu çevreleyen enerjiden bahsediyorum. Hani havadaki bedava enerji diyorlar ya, işte o enerji bu. Bunu sadece havadan alıp kullanıma açmak yetiyor. Ama biz onu ne yaptık? Yaktık, yıktık, yok ettik. Germanyum altyapısını şehirlerden yok edince bundan yararlanamaz olduk. İletişimimiz kesildi. Çünkü şunların içinde olabilsek, bunları alabilsek karşımıza şöyle şekiller çıkacak. Her bir sesin bir şekle şemali var. Bu her bir şeklin, şemalin yaptığı bir sürü iş var. Yani şu bir tek ses. Ping. Ve bu sesin içinde milyonlarca bilgi var. Ve bu teknolojiyi, bu çanlar, bu teknolojinin bir parçasıydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın her yerinde ne kadar çan var hepsini indirdiler. Dediler ki biz bunları eriteceğiz, tank tüfek yapacağız. Aslında yalandı. Evet, onu yaptıkları doğru ama o nedenle indirdikleri yalan. Yani bunların, bu kilise çanlarının kiliselerden indirilmesinin nedeni bunların ham madde olarak kullanılması amacı değil. Aslında bu dünyanın her tarafında var olan kablosuz iletişim sistemini kullanan altyapıyı bozdular. Amaç o yani. Bunlar
alıcı verici gibi ses üretiminde kullanıyorlardı. Derler ya, bir seda ver, bir ses ver, seda ver. Evet, çünkü bir sesin içinde, sedanın içinde, kelimelerin içinde, harflerin, sözlerin, cümlelerin çıkardığı anlam bambaşka anlam. Mesajlar gizli. Sadece biz bu mesajları anlamayı unutmuşuz. Bunları öğrenmeyi unutmuşuz. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir tasanız yok, derdiniz yok. Süzüle süzüle bu merdivenlerden çıkıyorsunuz. Güzel bir diyelim duygu almak istiyorsunuz. Buna yani o duyguları temsil eden bir şeye bakıyorsunuz, şekle. Bunu görüyorsanız giriyorsunuz o binaya. Size istediğiniz duyguları veriyor. İstediğinizi veriyor, ihtiyacınızı veriyor size. Şu resme ne zaman baksam içim böyle bir şeyler olur bana. Ne diyorlardı? Bizim ayaklarımızın altında sanki çekirge kadar kalıyorlar. Yani ayaklarımızın yanında çekirge kadar kalıyorlar. Bana göre iyi davranmışlar. İnsaflı davranmışlar. Ben karınca gibi görüyorum bunları. Karbon insan çekirge kadar, karınca kadar küçücük bir insan. Bütün bunlara cevap bulamıyorlar. Bize hikayeler üretiyorlar. Yok tanrılar, yok şeytanlar, yok melekler, yok cennet, cehennem. Halbuki olan biten 6 tane elemental devrin izleri. Neymiş? Allah, din, iman, kitap, Kur'an, İncil, Tevrat, İsa, Musa. Hepsi hikaye. Hepsi uyduruk, masallar, seni beni esir almak, köle yapmak, sömürmek, ezmek, hatta yok etmek için uydurulmuş hikayeler. Ne İsa'nın, ne Musa'nın, ne de Muhammed'in sana bana anlattıkları olaylarla zerre kadar bağlantısı da yok, gerçeklerle de bağlantısı yok.
birisinin yatak odası. Musa'nın korkunç diktatör Allah'ı Yahve, yakıp yıkıp yok eden Yahve, İsa zamanında böyle sevecen, elini uzatan, yardım eden bir Allah'a dönüşüyor. Daha önceki resminde korkunç bir surata sahip, vahşi bir yaratık, İsa'nın zamanında seveceğin birine dönüşmüş. Germanyum uygarlığı zamanında dünyayı böyle bir yer olarak düşünebilirsiniz. Bu bir kurgu ama bu %90 gerçeğe, yani en azından teknolojik olarak gerçeğe çok yakın. Taşlaşmış silikonlar. Yanmış kemikler, ama nasıl kemik? Hangi elementin kemiği? Burası Arabistan'daki Lüt çölü. Lüt kavminin yaşadığı çöl. İnsan ne kadar küçük değil mi? Devasa kapının önünde. Hem de demirden bir kapı. Oh Tanrım, Tanrım, ben geldim. Aç kapıyı lütfen. Cennetine al beni. Dışarıda açlık var, savaş var. Bu kapının arkasında tanrılar yaşıyor değil mi? Germanyumlar yaşıyor yani. Karbon insan da gelmiş, kapıyı diyelim ki çalıyor. Anunnaki hikayelerinde Enlil uyuyamıyor, uykusu kaçıyor. Neden? Çünkü dışarıda binlerce insan bağırıyor açlık içinde. Ve Enlil'in evini basıyorlar. Evet, Tanrı'nın evini basıyor insanoğlu açlığı yüzünden.
Acaba bu kapıyı mı basmışlardı karbonlar? Enlil bunun arkasında mı yaşıyordu? Atıyorum, yani böyle yapıların arkasında mı yaşıyordu Enliller, Sümerler? Genetik deneyimler tarih boyunca hep vardı. Dünyamızda yeraltı olarak söyleyebileceğimiz yer böyle yapılarla doludur diyorlar. Eminim öyledir. Bizim yaptığımız binalar onların yaptığı binalar. Osmanlı Sultanı Sultan Süleyman, Yahudilerin de sultanı, Hristiyanların da sultanı, Müslümanların da sultanı, dinsizlerin de sultanı, hepsinin sultanı, tek bir adam. Oysa sana bana Müslüman Türk diye anlatıyorlar, çünkü burada Türk kelimesi yazıyor. Otoman kelimesi yazıyor. Süleyman kelimesi yazıyor. Rex diyor, kral, sultan, padişah, Rex. Kuaför, yani bayan berberinin, bayan berberinin dükkanının camında bile simatik, saymatik, kimatik semboller var. Biz bugün anlıyor muyuz bunların ne dediğini? Ne diyor bu semboller? Ne anlamı taşıyor? Sadece süs mü? Hayır. Yahve ismini verdiğimiz yapay zekanın çalıştırdığı diyelim ve İbrahim'in bularak Musa'ya kadar yavaş yavaş Musa ile çözdüğü ahit sandığını enerjileyen batarya ve hafıza kartı. Ben taşı. Piramitlerin en tepesindeki taş. Germanyum teknolojisinin bize bıraktığı bir taş. Kâbe taşı. Bakınız, Bizans dediğimiz yerdeki camilerin, kiliselerin, tapınakların tepesinde hem Hristiyanların sembolü var, hem Müslümanların, hem de Yahudilerin sembolü var. Şu yıldız Yahudilerin sembolü, şu içindeki haç Hristiyanların sembolü, onun altındaki ise Müslümanların sembolü. Ne oluyor dersiniz? Bakın, yabaniler, karbonlar yani, karbonlar bizler, onlara ateş ediyoruz, ok atıyoruz, taş atıyoruz. Niye? Çünkü bunların ne boka yaradığını bilmiyoruz. Biz karbonuz, bunların yaydığı enerjilerden yararlanamıyoruz. Bunlar habire ışık saçıyor, ses saçıyor ama biz anlamıyoruz, öküzüz çünkü. Onlara ok atıyoruz. Neresiymiş burası? Burası Palalı Camii, Palalı. Palalı Camii. Buyurun. Burası Hora Camii, Hora.
Şuradan hayatı anlamıyoruz ki. Şuradan miraculous mı diyor, yani mucizevi bir şeyler diyor ama ben anlamıyorum. Tam da okunamıyor zaten. Buyurun. Eğer Bizans Hristiyan olsaydı, bu üç tane değişik dinin sembolü neden aynı binanın üstünde? Minare diyelim. Minarenin üstünde üç tane sembol var. Yahudilerin sembolü, yani Davut yıldızı dışarıda. Ortada Hristiyan hacı. Onun altında hilal, yani Müslümanların simgesi, İslamiyet'in simgesi. Adı Hora Camii. Bu Palalı Paşa Camii. Bakın, Moşe'ya yani mosk yani cami di Palalı Paşa, Bassa Paşa yani. Palalı Paşa Camii. Ama cami demek senin benim bildiğim Müslüman camisi değil. Bütün bu binalara cami diyorlar. Kiliseye de cami diyorlar, tapınağa da, sinagoga da, hepsine cami diyorlar. Yani o zamanın tanımıyla bunların ismi cami. Kilise değil, tapınak değil, sinagog değil. Bu tür yapıların hepsine yapı olarak cami demişler. Ne Müslümanlıkla alakası var, ne Hristiyanlıkla, ne de Yahudilikle. Hepsiyle alakası var yani. Cami deyince illa Müslümanın binası değil. Bütün binalara bina olarak cami demişler. Palalı Paşa Camii, buyurun. Hora Camii. Şu gördüğünüz aslında bulutlardan meydana gelmiş, tamam mı? Sabah sabah erken saatlerde bir binanın önünden, yanından, kenarından geçiyor tabii bulutlar. Güneş de arkasında olunca böyle inanılmaz bir resim çıkmış. Ama diyebilirim ki size, biraz önce gösterdiğim o uygarlık yok muydu? Germanyum uygarlığının şehri. Onların yaşadığı zamanda bütün binalardan bunun yayındığını göreceksiniz. Ama buhar olarak değil, elektromanyetik, simatik dalgalar olarak, frekanslar olarak. Şunlar yani. Tabii savaşlarda şehirleri bombalarken bunları bombaladılar aslında. Germanyum teknolojisinin alt yapısını yok ettiler. Alt yapıyı yok ettiler. Bunu filmlerde, çizgi filmlerde bak ne güzel anlatıyorlar. Görüyor musunuz? Köpek balığı türündeki gemiler geldi, bu uygarlığı yok ettiler. Biziz yani köpek balıkları. Karbonlar, bizim elitlerimiz. Buna ilk defa uyanıp tepemize çökenler. Ne zaman çöktüler? Fatih Sultan Mehmet sonrası. Bunların yolunu Fatih Sultan Mehmet'in bu İstanbul'u fethetmesi olayı yatıyor. Bunu bize mermi atan, gülle atan top olarak tanıtıyorlar. İçinde hiçbir tane yiv dediğimiz topun gidişatını, hızını, dönüşünü, efendim yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabilecek hiçbir teknoloji yok. Yani bunun top attığı yalan, bunun gülle attığı yalan. Bu ne atıyor? Bu elektromanyetik dalgalar fırlatıyor. Yolların altı ısıtıcıyla, elektrik bilmem şeyleriyle dolu. Böylesi muhteşem yerler.
bize bırakıp gittiler. Silikonları öğütüyorlar, çimento yapıyorlar, inşaat malzemesi yapıyorlar silikonları. Videoyu bununla bitireceğim. Geçmişimiz böyleydi. Sana bana hikayeler uydurdular. Dinler, kitaplar, Kur'anlar, İnciller, Tevratlar uydurdular. Daha doğrusu var olan bize bu gerçeği anlatanları din kitaplarına dönüştürdüler. En sonunda da beynimizi yıkadılar. Bu kadar basit. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim ve hoşça kalın.